Başlıyor muyuz arkadaşlar? Hı? Tamam. Değerli basın mensupları, dün Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda piyade uzman onbaşı Recep Yüksel şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Hafta sonu 2 milyon 433 bin öğrencimiz YKS sınavına girdi. Bu yıl gençlerimizin sınav stresine bir de salgın stresi eklendi. Sarayın kibirli adamı gençlerimizin sınav tarihleriyle bir ileri iki geri oynamıştı. Gençlerimizin moral ve motivasyonunu dikkate almamıştı. Süreç son derece özensiz yönetildi. Gelin görün ki süreci yönetemeyenler algıyı yönetmek isteyince gençlerimizin cevabı da çok ağır oldu. Sarayın kibirli başının sınav öncesinde gençlerle sosyal medyada düzenlediği toplantıya gençlerimizin dijital protestosu damgasını vurdu. Toplantıda Erdoğan'ı dislike etme yani beğenmeme fırtınası koptu. Gençlerimiz sana oy moy yok diyerek seçim gününe randevu verdi. Ne güzel demiş Sadi Şirazi, ders alınmazsa her hata bir sonraki hatanın virüsü olur. Saray sosyetesi hata virüsüyle mağlul, hem de iflah olmaz bir şekilde. Gençlerimizin kaygılarını, düşüncelerini, protesto gerekçelerini anlamak istemiyor. Onun yerine gençlerimizi itibarsızlaştırmak ve karalamak için uğraşıyor. Yıllarca beraber el ele yürüdüğü FETÖ'den ellerine bulaşan çamuru bu sefer gençlerimize bulaştırmaya çalışıyorlar. 10 parmaklarında 10 kara tertemiz gençlerimizi karalamak istiyorlar. Ama unuttukları bir gerçek var. Bu ülke eğer muasır medeniyetlerle yarışta öne geçecekse bu yürekleri tertemiz, eleştiren, soran, bilgili, hakkını arayan gençlerimiz sayesinde olacak. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunun için bütün ümidim gençliktedir demiştir. Aklı başında hiçbir iktidar ülkesinin geleceğiyle kavga etmez. Kendi ideolojik saplantılarıyla gençlerine format atmaya kalkmaz. Gençlerin özgürlük alanlarını sınırlamaz. Ama bakıyoruz sarayın kibirlisi gençlerden umduğunu bulamıyor. Sosyal medyaya çeki düzen vermekten bahsediyor. Saray zorbalığı demokrasi, yasak ve cezaları ise hukuki düzenleme diye kimseye, hele hele gençlere hiç yutturamaz. Saray sosyetesinin yeşil benekli troll hesaplarının sosyal medyada estirdiği teröre, rezilliklere sadece biz değil, dünya şahit oldu. Bu boş işleri bırakın. Bu ülkeyi yönetenlerin görevi, ülkenin en önemli stratejik üstünlüğü olan gençlerimize dünyadaki akranlarıyla yarışabileceği şartları ve ortamı tek bir gencimizi dahi dışlamadan hazırlamaktır. Gençlerimize çağdaş ve kaliteli bir eğitim vermektir. Onların yaratıcı gücünün önünü açmaktır. Gençlerimize nitelikli, yüksek ücretli, güvenceli işler sağlamaktır. 18 yıldır ülkeyi yönetenler bu görevlerini başarıyla yerine getirdiler mi, getirmediler mi? Açıkçası ne gezer? 18 yılda 15 kez eğitim sistemi değiştirildi. Kasaba üniversiteleriyle gençlerimizin ve ailelerinin hayalleri çalındı. Bir ülkede itibarlı bir bilim dergisinde tek bir makalesi yayımlanmayan biri üniversiteye rektör yapılır mı? Dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmaz ama sarayın kibirli adamı bunu da yaptı. En son atanan 6 rektörden 4'ünün bilimle falan alakası yok. Üniversitelerimizde liyakatın yerini sadakat aldı. Bilim yuvası üniversitelerimizin içi boşaltıldı. Önceden üniversite tahsili bir itibar sembolüydü. Şimdi artık işsizliğin sembolü oldu. 2014'te üniversite mezunu işsizlerimizin sayısı 606 bindi. 2019'da 1 milyon 123 bine çıktı. Üniversiteli işsizlerimizin sayısı 5 yılda 2'ye katlandı. Bugün 20-29 yaş arasındaki her 100 gencimizden 38'i ne eğitim görüyor ne de bir işte çalışıyor.
evinde oturuyor. Anasının babasının eline bakıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içindeki biz bu teşkilatın üyesiyiz. Gençler konusunda en kötü durumdaki ülkelerden biriyiz. Bir de bunun üstüne salgın eklenince koskoca bir nesli kaybetmek üzereyiz. Bu sene üniversiteyi bitiren gençlerimizin bıraktık işe girmelerini, iş gücü piyasasına bile girememe riski var. Bu ülkenin en önemli stratejik üstünlüğü bizim genç nüfusumuz. Türkiye'nin en önemli beka sorunu genç işsizliğidir. Tekrar ediyorum, bizim en önemli beka sorunumuz gençlerin işsizliğidir. Bu sorun çözülmeden ülkeyi yönetmeye talip olanlara rahat uyku haramdır. Erdoğan gençlerle yaptığı toplantıda ceketinin duruşuna gösterdiği özeni gençlerimizin sorunlarına, genç işsizliğine göstermiş olsaydı böyle bir dislike tsunamisi altında kalmazdı. Sen görevini yapmıyorsan gençlerimiz de sana elbette oy yok der. Sana oy yok der. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde, yaptığınız her işte gençler sizi görüyor. Notunuzu veriyor, sandık geldiğinde de yerinizi gösterecek. Değerli basın mensupları, İspanya, İtalya ve Almanya normalleşme sürecini günlük vaka sayılarını 200'lere indirdikten sonra başladı. Bizde ise günlük hasta sayıları 800'ün üzerindeyken bilimin değil, sarayın kibirli başının gönlünün sesi dinlendi. Apar topar, plansız, programsız, haydin normalleşmeye dendi. Günlük vaka sayısı yeniden 1500'lere yaklaştı. İddia ettikleri gibi ekonomi değil ama salgın şimdi V yapıyor. Turizmdeki rakibimiz Yunanistan'da günlük hasta sayısı sadece 10. Tedbirleri erken gevşetip Avrupa'dan turist gelecek diye ellerimizi ovuştururken salgında riskli ülkeler kategorisine düştük. Saray hükümeti acelecilik, plansızlık ve öngörüsüzlükle algı operasyonlarıyla her şeyi yönetirim zannederek süreci eline yüzüne bulaştırdı. Geçtiğimiz yılın Nisan ve Mayıs aylarında ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 7 milyonun üzerindeydi. Bu yılın aynı döneminde ise ülkemize gelenlerin sayısı sadece 54 binde kaldı. Yani turizm sezonu başlamadan bitmek üzere. Sadece Antalya'da turizmden ekmek yiyen yurttaşlarımızın sayısı 700 bin civarında. Bu yurttaşlarımızın büyük bölümü geçtiğimiz Kasım ayından bu yana işsiz. Bu insanlarımız ne yiyecek, ne içecek? Ama ortada bunu düşünen tek bir yetkiliyi göremiyoruz. Bunları bir tek Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz düşünüyor ve söylüyoruz. Yine iş kanununda olmamasına rağmen çok sayıda yurttaşımız 1170 lira gibi düşük bir ücretle ücretsiz izne çıkarıldı. Daha doğrusu düşük bir ödemeyle ücretsiz izne çıkarıldı. Böyle bir düzenleme daha önce mevzuatımızda yoktu. Ekim ayı ortasına kadar pek çok emekçi bu komik maaşlarla çalışıyor gibi gösterilecek. İş başında olmayacak ama çalışıyor gibi gösterilecek. E peki Ekim'den sonra ne olacak? İşçi ve işveren temsilcileri ücretsiz izne çıkarılanların en az %30'unun işlerine geri dönemeyeceğini tahmin ediyorlar. Ama bu saray kabinesinin umurunda bile değil. Kabinlerine kapanmışlar, milletin sesini duymuyor, halini görmüyorlar. Aslında bunlar kabine değil, saray kabilesi olmuşlar. Şimdi de salgının tüm yükünü emekçilerin sırtına yıkmanın hesabını yapıyorlar. Salgını bahane edip emekçilerimizin elinde kalan son ekonomik, sosyal ve demokratik hakları gasp etmek ve çalışanın güvencesinin olmadığı bir çalışma rejimi kurmanın peşindeler. Hükümet bir yandan kıdem tazminatını tartışmaya açıyor, diğer yandan esnek çalışma istiyor, işçilerimize ölümü gösterip sıtmaya razı etme taktiği uyguluyor. Sonra da sarayın kibirli adamı çıkıyor, kıdem tazminatı meselesini kendi aranızda halledin. Bunu kabine halletsin diyorsanız burada art niyet var diyor. Peki ben soruyorum, işçi sendikalarının kıdem tazminatı ile ilgili bir talebi var mıydı? Yoktu, hayır. İşveren tarafının böyle bir talebi var mıydı? O da yoktu, hayır. Peki kıdem tazminatını
İlk kim ağzını aldı? Sarayın sosyete damadı. Şimdi Erdoğan'a sormazlar mı? Sen ne söylüyorsun? Tam buranı emanet ettiğin damat ne çalıyor diye. Sayın Erdoğan, dedikodu çıkaran bir art niyetle arıyorsanız, önce etrafınıza ve altın varaklı sarayınızın aynalarına bakacaksınız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçilerimizin ve konfederasyonlarının alacağı ortak kararları bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Eğer işçinin sözünü dinlemez, esnek çalışmaymış, kıdem tazminatıymış diyerek emekçilerimizin tüm direnmelerine karşın haklarını gasp etmeye kalkarsanız, eli kulağında yaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk iş olarak çalışanlarımızın elinden alınan hakları geri vermeyi buradan açıkça taahhüt ediyoruz. Değerli basın mensupları, kayınpeder damat ikilisi serbest atış kategorisinde Teyo Pehlivan'a rahmet okutur hale geldiler. Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeye hiç bu kadar yakın olmadık dediler. Bir baktık, en büyük 10 ekonomi arasına gireceğiz derken gelişen ekonomiler liginden düşme noktasına gelmişiz. Uluslararası kabul gören gelişen piyasalar endeksi diye önemli bir endeks var. Ülkemizin bu endeksteki gelişen piyasalar liginden şimdi sınırdaki piyasalar ligine düşebileceği açıklanıyor. Gerekçe ne? Borsa İstanbul'da yapılan yatırım ve işlemlerle ilgili sürekli değiştirilen kurallar, sermaye hareketlerine getirilen kısıtlamalar. Türkiye gelişen ülkeler liginden düşerse ne olur? Küresel kurumsal yatırımcılar Türkiye'den kaçar. Şirketlerimizin yeni fon ve kaynaklara erişmesi daha da zorlaşır. Bu da yatırımı, işi, aşı sınırlandırır. Biz her fırsatta bunun için hukuk ve öngörülebilirlik aştır, iştir deyip duruyoruz. Oyun esnasında 90 metrelik sahayı bir kararla 10 metreye indirdik diyeceksiniz. Ondan sonra çıkıp burada bir tek benim takımım oynar, başkası oynamaz diyeceksiniz. Tek kale maç yapacaksınız. Dünya ne diyecek size? Dünya size mızıkçı diyecek tabii. Kendi liginden de sizi atacak. O zaman da bir başınıza kalırsınız. Oysa şu anda küresel dayanışma ve istişareye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Geçtiğimiz hafta Uluslararası Para Fonu küresel ekonomiye ilişkin tahminlerini güncelledi. Ve görüldü ki salgın beklentilerin çok ötesinde bir küresel depresyona, çöküşe neden olacak. 2 ay önce dünya ekonomisinin %3 daralacağını söyleyen IMF, 2 ay geçtikten sonra bu rakamını %4,9'a revize etti. -%4,9'a revize etti. En büyük ticaret ortaklarımızda ekonomik daralmalar yaşanacağı anlaşılıyor. Bunun olumsuz etkilerinin gelecek yılda da pek telafi edilemeyeceği gözüküyor. Şimdi dünya salgının ekonomik etkilerini ölçüp çözüm üretmeye çalışırken sarayın kibirlisi ve damadı sadece boş laf üretiyor. Sarayın kibirli başına göre öncü göstergeler ekonominin ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğunu gösteriyormuş. Dış konjonktürdeki toparlanma ve canlanmayla yılın ikinci yarısında güçlü büyüme oranları gelecekmiş. Peki nedir o güçlü öncü göstergeler? O belli değil. Onu söylemiyor. Dış konjonktürden büyümeye bir destek gelmeyeceği Uluslararası Para Fonu tarafından açıklandı. Herhalde yılın ikinci yarısındaki büyüme rakamları için TÜİK'in başına atadıkları yeni saray damadına güveniyorlar. Hep söyledik. Teşhis doğru konmadan tedavi olmaz. Güçlü, güven verecek, dayanışmayı öne çıkaran yeni bir program ve yeni bir bütçe olmadan bu ekonomi toparlanamaz. Ama dinlemediler. Artık ne diyelim? Kendi düşen ağlamaz. Değerli basın mensupları, ülkeyi uçuracak diyerek ucube tek adam vesayet rejimini tam 2 yıl önce işbaşı yaptılar. İşbaşı yaptırdılar. Son 2 yılda ülkemiz ve milletimiz uçamadı ama her şeyin fiyatı uçtu. 2 yıl önce
328 lira olan çeyrek altın bugün 661 lira. Artış %101. Vatandaşımız düğünde, dernekte, eşine, dostuna bir çeyrek altın takamaz oldu. Artık çeyrek altın falan kalmadı. Cumhuriyet, bitti onlar. Artık gram altın var. Yarım gram altın var. Çeyrek altın değil, çeyrek gram altın var. 2 yıl önce 4 lira 64 kuruş veriyorduk, 1 doları alıyorduk. Şimdi o 1 doları almak için 6 lira 85 kuruş ödemek zorundayız. Doların fiyatı da %47 artmış. Ucube tek adam rejiminde Türk lirasının satın alma gücü gün görmüş, kar gibi erimiş. Son 2 yılda sarımsağın fiyatı %313. Köprü geçiş ücretleri %179. Özel lise ücretleri %119 artmış. Kuru fasulyenin fiyatı %89. Salçanın fiyatı %85. Sivri biberin fiyatı %69. Domatesin fiyatı %66. Bulgurun fiyatı %65 pahalanmış. Bunlar da TÜİK'in makyajlı fiyatları. Yani TÜİK'in yüksek indirimli marketlerden topladığı fiyatlar. Milletin pazarda, markette karşılaştığı pahalılık bunun kat kat üstünde. Milletimiz geçen yıl ucuz patates, soğan için soğuk kış günlerinde Tanzim satış kuyruklarında saatlerce bekletildiğini unutmadı. Ucube rejimle milletin sofrasının bereketi kaçtı ama bununla da kalmadı. Devlet bütçesinde de bereket kalmadı. Bu kardeşinize yetkiyi verin. Faizle, şununla, bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz diyerek iş başına geldiler. 2 yılın sonunda ucube rejime geçmeden önce bütçeden yıllık 62 milyar lira faiz ödeniyordu. Yani 2 yıl önce. Şimdi 118 milyar lira ödeniyor. Neredeyse 2 katı. Milletin kefen parası olan Merkez Bankası'ndaki ihtiyat akçeleri de bu 2 yılda harcandı, bitti. Bu ucube tek adam vesayet rejimiyle Merkez Bankası kasasındaki rezervler de eridi gitti. 2 yıl önce Merkez Bankası kasasındaki net rezervler 28 milyar dolardı. Şimdi buhar olmuş gitmiş, Merkez Bankası kasasında bir şey kalmamış. Rezerv dediğimiz şey -14 milyar dolar olmuş. Yani birilerine net 14 milyar dolar borçluyuz. Rezerv mezerv yok. Merkez Bankası kasasında kendimize ait rezerv kalmamış. IMF'de, Uluslararası Para Fonu'da son küresel finansal istikrar raporunda Türkiye'yi rezervleri yetersiz 4 ülke arasında saymaya başladı. 2 yıl önce brüt rezervler içinde swapların, yani emanet dövizlerin payı sadece %1'di. Şimdi %61. Ama beyler el atına binip türkü çağırmaya nasıl olsa alışık. Bu ucube rejimle birlikte işsizlik de çığ gibi büyüdü. 2 yılda 2.281.000 yurttaşımız işini kaybetmiş. Yani yeni çalışan, yeni gelenlere iş bulmak bir yana 2.281.000 yurttaşımız işini kaybetmiş. Milli gelirimiz son 2 yılda 754 milyar dolara düşmüş. Bu rejim cebimizden son 2 yılda 100 milyar doları alıp götürmüş. Bu yılın sonunda milli gelirimiz 700 milyar doların altına düşecek, öyle gözüküyor. 2017'nin sonunda dünyanın en büyük 17. ekonomisiydik. 2019'da 19. sıraya düştük. 2020 sonunda büyüklüğü aşağı yukarı bizim Konya vilayetimiz kadar olan İsviçre ile yer değiştirip 20. sıraya gerileceğiz. Değerli basın mensupları, çürük tahta çivi tutmaz. Bu çürük rejimle de milletimiz hak ettiği işe, aşa ve huzura kavuşamaz. 2 yıllık acı tecrübe bunu anlamak için yetti de arttı bile. Boş çuval ayakta durmazmış, bu rejimde boş çuval gibi ayakta duramıyor. Ve mızrak da artık çuvala sığmıyor. Milletimizin zor günlerinde yanında duramadılar. Ama ağızlarında bir yerlilik, millilik sakızı habire çiğneyip duruyorlar. Yerlilik ve millilik zor gününde milletinin yanında olmaktır. Esnafımızı,
çiftçimizi, işsizimizi, işçimizi, sanayicimizi salgında bir başına bırakmamaktır. Milletin zararlarını telafi etmektir. Yerlilik, millilik kim? Saray sosyetesi kim? 5 maskeyi bedava dağıtamadılar. Bir de yetmedi, sıkılmadan IBAN numarası millete atıp para dilendiler. Topladıkları paraları da nereye, kime harcadıkları belli değil. Türkiye salgında verdiği doğrudan mali desteklerle, yani milletin cebine koyduğu nakit paralarla G20 ekonomileri içinde sondan birinci. Ama aynı G20 içinde vatandaşına en çok borç veren 7. ekonomi. Elinoğlu salgınla mücadelede hibeyi ve borcu dengeli kullanıyor. Hem yoksulunu, hem çalışanını, hem de çalıştıranını destekliyor. Borç da veriyor ama kaybettiği kazancı, yitirdiği kazancı bütçeden vermek suretiyle bu borcu ödeyebilir halde tutuyor. Bizdeki ucube rejim ise ezberini hiç bozmuyor. Kamu bankaları üzerinden kredi musluklarını sonuna kadar açıyorlar. Borcu borçla çeviriyorlar. Hala da buna devam ediyorlar. Ama bunu yaparken yandaşlarını kayırmayı da unutmuyorlar. KOBİ ve esnaf kredilerinin çoğu tuzu kurulara gitti. Ama saray salgında iş yeri kapatılan esnafa kaybettiği geliri, KOBİ'lere mahrum kaldığı kazancı, işçiye alamadığı maaşı bütçeden veremedi. Bırakın bütçeden vermeyi, işçinin kendi parasıyla oluşturulan işsizlik fonundan dahi veremedi. 40 yıldır devletine vergi veren vatandaşlarımıza 40 gün bile bakamadılar. Aslında bu memleket çok zengin bir memlekettir. Kaynakları doğru ve akıllıca yönetirse şahlanıp gider. Bu paraları rahat rahat öder. Her hafta sonu yüzlerce ürünün ithalatına ek vergiler geliyor. Dün de 400 civarında ürünün vergisine yine zam geldi. Tüketicinin satın alma gücü zaten darbe yemiş, üreticinin tedarik zinciri kopmuş, bir de geliyorlar adamın ithal edeceği, girdi olarak kullanacağı, ithal edeceği malı da pahalılandırıyorlar. Bu işler saray hükümetinin bugün yaptığı gibi 1970 model politikalarla içe kapanarak, dünyaya sırtımızı dönerek tekrar ediyorum, olmaz. İçe kapanmanın, dünyadan kopmanın adı yerlilik ve millilik olamaz. Gerçekten aziz milletimiz bu ucube tek adam vesayet rejiminden çok daha iyisini hak ediyor. Saray millet ekonomiyi konuşmasın diye milletin emanet verdiği gücü milleti vesayet altına almak için yasak üstüne yasak getirmeye kullanıyor. Tarafsız basını hapse atarak, kamu meslek kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını bölüp parçalayıp yöneterek kaderinden kaçacağını sanıyor. Açıklamamı bitirirken bir kez daha tekrarlayalım. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde, yaptığınız her işte milletimiz sizi görüyor. Notunuzu veriyor, sandık geldiğinde de yerinizi gösterecek. Evet, benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alayım. Evet. Efendim, bize iletilen sorular var. Ben onları ileteceğim. İlk soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yaptığı konuşmada Ergene Havzası'ndaki yerel yönetimlerin senelerce buranın korunması konusunda gerekli hassasiyeti göstermediğini söyledi. Sizin bu konudaki yorumunuz ne olacak? Çok açık söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı peynir, ekmek gibi hak yiyor. Ergene'yi kirleten Trakya'da oturan vatandaşlarımız değil. İstanbul'un geçmişten itibaren Trakya'ya plansız, programsız deşarj ettiği kirli sanayi ve ıstıranca sularını gasp eden bir dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi bu sözlerle Trakya'daki belediyelerin hakkını yiyor. Şu an Tekirdağ'da 21 adet atık su arıtma tesisi bulunuyor. Bu tesislerde yılda 57 milyon metreküp evsel atık temizleniyor, deşarj ediliyor. Bu 21 tesisin 11 tanesi de Ergene Havzası'nda. Ergene Havzası'ndaki
Kullanılamaz durumdaki atık su tesisleri yine Tekirdağ İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi tarafından revize edildi. Ve bu bölgede belediyelerimiz hemşerilerine hizmet edecek kanalizasyon altyapısı için Büyükşehir Belediye'miz 170 milyon Türk lirası harcadı. Atık su tesislerinin yapımı için de 2,5 milyon lira harcadı. Kirliliğin esas nedeni olan Ergene Havzası'ndaki sanayi kuruluşlarının atıkları. Sanayi kuruluşlarının denetimi, atıklarının denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğunda. Tekirdağ'daki yerel yönetimler atıkların bertarafı konusunda gereken hassasiyeti her zaman gösteriyorlar. Şunu açık söyleyeyim. Bizim Marmara Denizi'ne belediyelerimizin akıttığı, deşarj ettiği sular pırıl pırıl. Nereden mi biliyorum? Çünkü Ankara'dan Çevre Bakanlığı tarafından bu sular her gün online denetleniyor. Şimdi bu derin deşarjdan Marmara Denizi'ne akıtılacak olan suyun, atıkların renk ve tuzluluk parametrelerinin öngörülen seviyelere indirilmediği söyleniyor. Dolayısıyla böyle bir deşarjın Marmara Denizi'nde ciddi çevre kirliliği yaratma riski var. İşte bu nedenle ve belediyelerimizin bu çevre kirliliğine olan hassasiyeti nedeniyle bizim belediyelerimiz bu derin deşarjdan evsel sularını akıtmayacaklar. Bunları, pırıl pırıl olan bu suları, bugün denetimden geçmiş, her türlü kritere uygun olan bu suları denize akıtmaya devam edeceklerdir. Evet. Efendim, CNN Türk kanalı tarafından iletilen sorular var. İlk soru şöyle: Kurultayda alınacak önlemleri paylaşır mısınız? Parti meclisine aday olmak isteyenlerin 5 delegeden imza alması gerekiyor. Bu durum salonda sosyal mesafenin korunmasına bir engel oluşturur mu? Buna yönelik fazladan bir önlem alınacak mı? Her şeyden önce 10 delegeden imza alması gerekiyor da şunu söyleyeyim. Biz bu kurultayımızı ne sağlıktan ne de demokrasiden ödün vermeden yapacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bu nedenle sağlıkla ilgili ve yine demokrasinin, parti içi demokrasinin işlemesi bakımından her türlü tedbiri alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu kurultay Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar kurultayıdır. Bu kurultaydan sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olacaktır. O nedenle de bu kurultayda bu parametrelerin, yani demokrasiye ve sağlığa her türlü önceliği vereceğiz. Hiçbiri diğerinin alternatifi değildir. Efendim, CNN Türk kanalından yönlendirilen diğer soru da yine kurultayla ilgili. Şöyle soru: Kurultayın ertelenmesine yönelik bazı istek ve eleştiriler dile getiriliyor. Son olarak Önder Sav'da benzeri bir tepki geldi ve mahkemelik olabilir dedi. Ayrıca Şahin Mengü salonun yetersiz olacağı gerekçesiyle kurultayın ileri bir tarihte yapılması için dava açtı. Bu iddiayı ve erteleme taleplerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tekrar söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir biçimde yapacaktır. Yani bu dava açmaları falan anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Bunlar dereyi görmeden paçayı sıvamaktır. Çok açık söyleyeyim. Altını çizerek söylüyoruz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünün kurultayıdır. Cumhuriyet Halk Partili olan herkes bu kurultaya destek olmak durumundadır. Efendim, CNN Türk kanalından yönlendirilen son soru da şöyle: Siyasetteki son tartışmalardan biri de kadının adı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in bu yöndeki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadının siyasetteki yerinin güçlendirilmesi için CHP'nin uyguladığı cinsiyet kotasının siyasi partiler yasasında uygulanması için bir değişiklik önerisi oldu. Bu kanun teklif olarak meclise sunulacak mı? Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yani kadının adı yok ya da kadının adı bizim sayemizde oldu tartışmasına
başlangıç noktasını başörtüsü olarak seçmek son derece yanlıştır. Türkiye artık bu başörtüsü tartışmalarını açmıştır. Türk kadınının ne giyeceğine, ne giymeyeceğine kimse karışamaz. Buraları, bunun üzerinden de statü falan analizleri yapmak son derece yanlıştır. Bunu siyasi rant gündemi yapmak artık etkisizdir. Hiçbir etkisi yoktur. Eğer şunu bir kere bilelim. Bu ülkenin kurucu babaları, Kurtuluş Savaşı'nda sırtında mermi taşıyan Anadolu'nun ve Rumeli'nin cefakar kadınlarını bu ülkenin modernleşme projesinin en müstesna yerinde görmüştür. Bu ülkenin kadınları seçme ve seçilme hakkını çağdaş ülkelerin birçoğundan çok daha önce almıştır. Bu boş lafları, yani bu başörtüsü üzerinden geliştirilen söylemi geçelim. Bugün kadınların sorunlarını gerçekten çözmek istiyorsak biz bir çağrıda bulunuyoruz. Siyasette, yönetimlerin her kademesinde, bürokraside %50 kadın kotası getirelim. Cinsiyet kotası getirelim. İş yaşamında, ekonomik ve sosyal hayatta kadın erkek eşitsizliğini azaltacak ve kadına yönelik şiddeti, bununla ilgili her türlü söylemi önleyecek her türlü tedbiri getirelim. Siyaset kurumunun vatandaş nezdinde itibarını arttırmak için siyasi ahlak yasasını vakit geçirmeden çıkaralım. AK Parti'ye buradan sesleniyoruz. Bu düzenlemeleri hemen getirin. Bu ülkenin gündeminde olmaması gereken işlerle uğraşacağınıza bu düzenlemeleri hemen getirin. Biz de destek verelim. Efendim, Fox TV tarafından iletilen sorular var. Şöyle, iktidarın çoklu baro taslağı ile ilgili bazı detaylar kamuoyuna yansıdı. Buna göre 5000'den fazla avukat bulunan illerde asgari 2000 avukatla bir baro kurulabilecek. Diğer taraftan savunma yürüyüşünün ardından pek çok baro yürüyüş ve mitinglerle tepki eylemleri vermeye kararı aldı. Bu iki konudaki görüşünüz nedir? Sarayın şöyle bir taktiği var. Vesayeti altına almak istediği her yeri önce bölüyor, sonra da vesayeti altına almaya çalışıyor. Şimdi baro nedir? Bir kere bunu Türkiye'de iyi, yani açık seçik konuşmamız lazım. Baro öyle sivil toplum kuruluşu falan filan değildir. Baro kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Aidatlarını yasayla toplar. Baro başkanlarının altında resmi plakalı araç vardır. Şimdi ama bunun hepsinden daha önemlisi baro iddia makamı, yargı makamı ve savunma makamı olarak bu üçlü ayrımın, üçlü ayağın ayaklarından bir tanesidir. Şimdi siz, saray bir takım şeyleri gerekçe göstererek aynen iddia makamı, yani savcılarda olduğu gibi, aynen yargıçlarda olduğu gibi baroları da vesayeti altına almak istiyor. Kontrolü altına almak istiyor. Yani vatandaş hakkını aramak için avukata gidecek. Hakkını aramak için avukata gittiğinde sen nerenin avukatısın diye bakacak. Sarayın avukatı mısın? Yoksa milletin avukatı mısın? Böyle bir ayrım. O partinin avukatı mısın? Bu partinin avukatı mısın? O partinin barosu musun? Bu partinin barosu musun? Bunlar son derece tehlikeli işler. Bakınız, geçmişte bu ülke Polder ve Pol 1 gibi ayrımlarla çok ciddi sorunlar yaşamıştır. Bunlardan ders çıkartmak zorundayız. Çok açık söyleyeyim. Bu yasaya karşı biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yasalardan, anayasadan ve meclis iş tüzüğünden gelen her türlü engelleme hakkımızı kullanırız. Milletimizin
hakkını savunacak olan avukatların üst kuruluşu olan baroları sarayın vesayeti altına girmesine izin vermeyiz. İktidar yargının üzerinden elini artık çekmek zorundadır. Sadece barolar değil, yargının da iddianın da üzerinden elini çekmelidir. Efendim, Halk TV tarafından iletilen sorular var. İlk soru şöyle: İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen, bir anlamda insanların fişleneceği eleştirilerine neden olan güvenlik soruşturmasına yönelik meclis genel kurulunda CHP olarak bununla ilgili tavrınız nasıl olacak? Yine burada da bunlar darbe dönemlerinin düzenlemeleridir ve 20 Temmuz sivil darbe sürecinde getirilen bir takım uygulamalardır. Anayasa Mahkemesi iptal edince bir daha getirmeye kalkıyorlar. İnsanları fişleyecekler. Biz insanların fişlenmesine, insanların ayrıştırılmasına, insanların dışlanmasına karşıyız. O nedenle burada da yine anayasadan, yasalardan ve meclis iş tüzüğünden kaynaklanan her türlü direnme hakkımızı kullanacağız. Efendim, Halk TV tarafından iletilen bir diğer soru da şöyle: 15 Temmuz paraları ile ilgili CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in verdiği soru önergesinde paranın 7 ayda 38 bin TL azaldığı ortaya çıktı. Siz bu konuyla ilgili nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? Yani nihayet 15 Temmuz paraları ile ilgili bir bilgi alınmış. Ama Beşiktaş'taki şehitlerle ilgili polis ve vatandaşlarımızı, şehit olan polis ve vatandaşlarımız için toplanan para nereye gitti? Bundan daha hala bir haber yok. Ama şu 7 ayda 38 bin liraya baktığım zaman aklıma hemen şu geliyor: acaba burada da oluşturduğunuz fonla bugün 2 maaş yetmeyen, 3 maaş almaya kalkan kimlere buradan ballı maaşlar ödediniz diye sormak geliyor. Bu hesaplar açık seçik ortaya dökülmeli. Sadece 38 bin lira azalması önemli değil. Nereye harcandı bu para? Bunu görmemiz lazım. Hangi ballı maaş alan yönetim kurulu üyelerine bu para verildi? Bunu görmemiz lazım. Evet. Efendim, Halk TV tarafından iletilen bir soru da şöyle: fezlekelerle alakalı. Hem CHP, hem İyi Parti, hem de HDP'li isimlerin dokunulmazlığının kaldırılması ilgili fezlekeler bugün meclise geldi. Bu fezlekelerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin yorumu ya da duruşu nasıl olacak? Biz baştan itibaren söylüyoruz. Yani anayasada bir düzenleme var. Bu fezlekelerin yargı yasama döneminin sonuna bırakılmasını söylüyor. Bırakırlar bırakmazlar, mecliste çoğunluk onlara ait. Ama biz çok açık şunu ifade edeyim, bundan önceki konuşmalarımda da ifade ettim: bunlarla bizim gözümüzü korkutacaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. Evet, bir daha tekrarlıyorum: demirden korksak trene binmezdik.